Hepinize Refik Korkmaz eğitimlerinden selamlar, saygılar. Atlantis ötemiz sonsuz. Arkadaşlar, Facebook'tan, Instagram'dan, YouTube'dan, aynı anda 3 mecradan sizlerle canlı yayındayız. Sizlere nasıl katkım olabileceğini yazarsanız sizleri canlı yayına alırız. Canlı yayında inşallah sizlere katkı sunabilirim. Bakalım bakalım. Şimdi 30 yıldır göremiyordum hocam, 30 yıldır. Tamam şimdi. Oğlum ben tanımaya başladım hocam, 2 metre olarak. Peki sen öğrendin mi kız? Çocuklar çok beklerdi, şimdi yüzünü seçmeye başladı. 1 metre göreceğim. Şu zaman şimdi sen hiç görmüyor musun? Sen hiç görmüyor musun? Bir şey görmüş gibi olmamın yüzüne bakıyor. Bir önceden bir metre alanda bir şey görmeye başladı. Tamam. Hadi sol gözünü sen orada. Sol gözünü kıyma, sağ gözün boyunca tutuyor. Sol gözün otuz görüyor. Tamam şimdi sen farklı oldu. Ya herkes görüyor musun? Şimdi sen görüyorsun. Sağ gözün hiç sen orada olduğu için daha fazla gidiyor. Görüntü benim gidiyordu. Tamam şu görebildi. Tamam. Tamam. Metre o şey oğlumun yüzünü gibi görme görebildi. Sağ gözüm hocam, o %30 görüyor. Tamam, şimdi sağ kontrol edin. Haydi bakalım, neler yazdınız? Şimdi yorumlarınızı okuyorum. Evet arkadaşlar, yorumlarınızı yazınız. Haydi bakalım. Hepinize aynı derecede şifayı vesileyim. Ve Elif Hanım, gözlerinizi açınız. Lütfen şimdi bize anlatınız.
Yani ondaki Hocam borcun. teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sol gözümde sizin o el yazınızı gördüm hocam. Tamam. Lütfen evin içine bakın. Evde eşyaları bakın. Evde inşallah. Allah'ın izniyle. Tamam, uğurlar olsun size. Misiniz? Teşekkürler. Çok Arkadaşlar, teşekkür uğur. ederim. Hepinize aynı derecede en temiz bütün insanları Yüce Allah'ım başımızdan eksik etmesin. Amin. Amin inşallah. Amin 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 inşallah. Hayırlı Çok akşamlar. teşekkür ederim. Saygılar. Hayırlı akşamlar. Sonsuz nefes korkmaz, sonsuz nefesiniz bol bol olsun. Allah'ın izniyle. Refik Tamam, korkmaz, uğurlar sonsuz olsun selam. nefesimiz bol bol olsun. Ne mutlu. Ne mutlu sana Refik korkmaz. Evet arkadaşlar, kime şifayı vesile oluyoruz? Ve şimdi Havva Uzun hocamı canlı yayına konuk edeceğiz. Ricada bulundum. Havva Uzun hocam. Haydin bre. Allah hocam merhaba. Merhaba hocam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Atlantis ötemiz sonsuz. İnşallah sonsuz. Amin, amin. İstanbul'da mısınız? Evet, İstanbul'dayım hocam. Bugün Rize yaylalarından bir fotoğraf paylaşmıştınız. Onun için sordum. O eski. Ben aynı zamanda lisanslı dağcıyım hocam. Arada bir böyle özlüyorum o dağları. Resimlerimi paylaşıyorum. Ara sıra dağcıyım mı dediniz anlamadım. Ben lisanslı dağcıyım aynı Vay, zamanda. hiç bilmiyordum. Evet, tırmanışçıyım. Arada bir böyle aklıma geliyor o dağlara tırmanmak falan. O yüzden yapamayınca da resim atmakla yetiniyorum eski resimlerden. Yani Türkiye Dağcılık Kulübü'nden lisansınız var. Evet. Maşallah. Peki yani böyle halatlarla mı tırmandınız kayaları? O şekil hiç ilerlemedim. Ondan korktum biraz. Ama kayalara böyle ellerle tırmanabildiğim kadar tırmandım. Bravo. Peki siz Rizelisiniz. Rize'deki dağlara mı çıktınız? Başka ne bileyim Evet. Rize'de. başka dağlar var mıydı? Yok yok, Rize çevresi. Trabzon, Rize, o arada. Tamam. Çok ilgilere gittim. Dağcılar genelde güzel de fotoğraf çekerler. Sizden de öyle güzel fotoğraflar görüyoruz. Orası Anzer yaylası. Anzer. Anzer. Meşhur Anzer yaylası var ya, Anzer balığı. O yayla. Ne En güzel. son sayfa. Sizin ilçenizin adı ne? Şey yok, ben merkezliyim. Tamam, haydi bakalım. Şimdi Evet. canlı yayında bize kanallık yapmanızı rica edelim. Tamam. Sayın hocam, gözlerinizi kapatınız. Ben konuyu ekrana yazacağım. Ekranda dursun. O yüzden ekrana bakmayınız. Tamam, bakmıyorum. Kapattım. Tamam, bakmıyorum. Üstüm der gibi. Peki. Lütfen öyle durunuz. Sayın hocam, lütfen gözünüzün önüne gelen görüntüleri bize tek tek söyleyin. Çünkü bu konu dünyadaki bence herkesi ilgilendiriyor. Dolayısıyla onlar da gözlerini kapatıp sizin anlattıklarınızı rahatlıkla görsünler. Haydin bre, başlayalım.
kocam dağlar geldi de ona bilinç ekledim. Bakın ruhumun getirdiğini. Ruhumun getirdiği bir kasvet, bir karanlık, bir enerji düşüklüğü. Sanki yeryüzünde bir burhan, bir acı, bir hüzün. Ama bir yandan da bir güneş var. Bir taraf hüzün, bir taraf güneş, güzel. İnsanların arkalarında küfelerle, sepetlerle yükler var. Yere Evet. bir şey taşıyorlar. Evlerine bir şeyler taşıyorlar herhalde. Yani bir şehir merkezi düşünün. Araba hiç yok. Tamam. Eski Bütün usul var yani. herkes sizin söylediklerinizi görmeye çalışıyor. Evet. Küfeler, at arabaları, böyle eski giysiler. Bir görüntü var hocam. Ama bir huzur da var ama bir ufak da telaş var bu insanlarda. Hani bir şeyler sanki yığıyorlar, stokluyorlar sanki. Bir durum var. Sanki bir yanardağ patlıyor uzakta hocam. Alevler çıkıyor. Çok uzakta ama bir yanardağ var. Tamam. Ama bu kopuk yanardağ. Dinleyenlerimiz siz ne görüyorsanız onu görmeye gayret ediyorlar. Tamam hocam. Larlar akıyor, bulutlar, dumanlar yükseliyor ama aşağılarda siyah bulutlar, yukarıda beyaz bulutlar. Doğru yaklaşıyor da yaklaşmıyor. Şehir aydınlık. Ve bir dağ var yan tarafta. Büyük bir tepe, bir dağ. Dağ çok yeşil, çok güzel. O şehir de o dağın böyle yamacında diyeyim, yamacında, ovasında. Evet arkadaşlar gördünüz ilk önce bolluk bereketi olmayan kasvetli, sıkıcı, kurak bir görüntü geldi dağlar. Ve sonrasında yukarıda benim bir aydınlık oluştu. Ve dağların yamaçları bolluk bereketlendi, güzele döndü. Ve lütfen devam ediniz. Güzel döndü. Bir terazi var. Gökyüzünden aşağıya inen büyük bir teraziye benzer bir şey var. Evet, bir terazi. Terazinin tepeleri var. Bir şey tartacak. Sanki yeryüzünde ama bu devasa büyük bir şey yani. Öyle bildiğimiz terazilerden değil. Çok büyük. Gökyüzünün yarısını kaplamış gibi bir terazi. Hocam böyle bir şey indi. Ve ötesinde bir anka kuşu var. Çok beyaz ama güvercine benzeyen bir anka kuşu. Güvercin şeklinde daha çok ama anka var bir kefesinde. Bir diğerinde de altın var hocam. Bayağı külçelerle altın var. Bu ne? Böyle bir görüntü geldi. O Yeni şehrin belirttiğim bir kefesinde altın var, öbür kefesinde ne var? anka var. Bembeyaz bir anka kuşu var hocam. Tamam. Bizim üzerinde bu ama çok aydınlıkta. Bu terazi, ova, altın, şehir çok aydınlıkta. Bu şehre doğru alçalıyor, iniyor, iniyor. Böyle bayağı bir şehre yaklaşıyor bu terazi. Gökyüzünden inen bu terazi ve kefeleri. Şehrin meydanına iniyor hocam. İnsanlar bu terazinin etrafına toplanıyorlar, o altının. Değişik bir şey. Oradan herkes payına düşeni alacak ve o anka kuşu paylaştırıyor hocam. Bir altın külçelerle herkese veriliyor. Ellerinde hepsinin birer tane altın külçesi var. Bu arkalarındaki kefeleri, sepetleri atıp gidiyorlar o altınları. Alan bir tane alan gidiyor hocam. Sırayla.
Gerçekten insanların yüzleri gülüyor. Yani böyle bir neşeli bir ortam oluyor orada. Ama çok ötede yine bir yanardağ var ve o yanardağ patlıyor, kuduruyor. Ama uzakta. Bilmiyorum hocam, böyle Tamam. bir görüntü var. Tamam. Haydi. Lütfen şimdi gelin. En baştan yeniden anlatın. Hem de kısaca anlatın. Çünkü zaten en önemlisi en sondaydı. Ve hatta gözünüzü açın. Bakın konuyu da görün. Açın gözünüzü. Bolluk, Açtım, görmüyorum. bereket. Bulut Ya işte bereket. o yüzden ilk önce bolluk bereketin olmadığı, kıtlığın olduğu o alanı gördünüz. İçiniz sıkıldı, dediniz ki burada bolluk bereket bir şey yok. Sonra bolluk bereket geldi, hem altınlar hem zümrüt ankalar ve insanlar sırtlarında taşıdıkları o boş artık sepetlerde ne varsa onları altın zümrüt ankayla doldurdular. Haydi şimdi gelin bize özetleyerek yeniden anlatınız. Ve şu anda bütün dostlarım sizinle beraber meditasyon yapsın. Anlatırken de meditasyon havasını anlatın. Benimle konuşuyor gibi değil de, evet arkadaşlar şimdi şunu görüyoruz. Şimdi böyle haydin buraya. Arkadaşlar şimdi gözlerinizi herkes ekran başındaki kapatsın ve bomboş bir alan, kurak bir alan görün. Bir kasvetli hava, bir dumanlar, sisler içinde bir şehir. Sonra şehir aydınlanmaya başladı. Bir taraf karanlık, bir taraf aydınlık arkadaşlar. Şimdi yavaşça aydınlanmaya başlasın o şehir. Bir dağ görün yan tarafta. O dağın yemyeşil olduğunu, yeşillediğini görün. Az ötede de bir yanardağın patladığını, ama çok kötü değil, lavlar akıyor, ama alt tarafta kara dumanlar, üstte ay beyaz dumanlar çıkıyor yanardağın ağzından. Güzel bir sis bulutu kaplıyor bütün her tarafı, ama şehrin üstü aydınlık. Şehrin Bravo. üstü güzel. Evet. Şehrin üstü kırıl kırıl. İçinize huzur dolsun arkadaşlar. O şehre bakın. Huzur bulun arkadaşlar. O kadar güzel ki. O yan taraftan akan, dağdan aşağıya akan o nehrin, bir nehir vardı orada. Onun sesini duyun. İçinizi ısıtsın. İçinizi serinletsin. O kadar güzel ki. Dinginleşin, dinginleşin. Sonra başınızı gökyüzüne kaldırın. Bir büyük terazinin yavaşça o şehrin üzerine indiğini görün. O kadar güzel ki süzülüyor. Bir kuğu gibi. O şekilde görün. Sonra terazinin bir kefesinde beyaz bir anka, diğer kefesinde de külçelerce altın görün. Ve şehrin üzerine yavaş yavaş indiğini hayal edin. Görün arkadaşlar. O anı yaşayın. Yaşayın. O kadar güzel ki o görüntü. Ve şehrin meydanına indiğini görün. Ve insanların sırtlarındaki küfelere birer tane altın alıp koyduklarını görün. Bu altınları onlara anka veriyor. Herkese bir külçe altın. Sırtındaki sepetine koyup gülümseyerek evine gittiğini görün. Ve şehrin meydanı aydınlanıyor. Öyle güzel aydınlanıyor ki bütün o ışık evreni, kainatı kaplıyor arkadaşlar. Bütün dünyaya o bolluk, o bereket enerjisinin yayıldığını hissedin. O meydandan yayıldığını hissedin. Herkes aydınlıkta, herkes bollukta, herkes berekette. Öyle görün. 30 saniye bu şekilde imgeleyelim arkadaşlar. O ışığın dünyayı sardığını, evreni kapladığını. 30 saniye. Ben susuyorum. 30 saniye sonra gözlerimizi açalım. Ne muazzam anlatım yaptınız. Valla bütün edebiyatı en güzel şekilde kullandınız. Edebiyat parçaladınız. Elinize yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Eğitimlerde bu meditasyonları yaptıra yaptıra artık uzmanlaştık herhalde. Öyle diyeyim. Bunun enerjisi Eğitimlerde. bu güzelliği doğurdu. Sizin enerjiniz bu güzelliği doğurdu. Evet. Ve gözlerimizi açalım. Arkadaşlar,
Bolluk bereket meditasyonunu Havva Uzun hocam yaptı. Eğer Refik Korkmaz eğitimlerinin tamamını Havva Uzun hocamdan almak isterseniz telefon numarası 0532 174 12 53. Havva Uzun. 51. Anlayamadım. Hocam. 51. Sonu 51. 51 doğru. İyi ki söylediniz. Arkadaşlar, Havva Uzun hocamdan eğitimlerimizi almak isterseniz 0532 174 12 51. Peki bizi ilk defa izleyenler ya da daha önce izledi ama anlamakta zorlanan arkadaşlara açıklamada bulunayım. Arkadaşlar, benim ne yazdığım, konunun ne olduğunu, yani konunun bolluk bereket olduğunu hocamız bilmiyordu. Bilmemesine rağmen bu konuda meditasyon yaptı. İnsan iki yapıdan oluşur. Fizik beden ve ruh beden. Fizik beden duyarsa, görürse bilgi sahibidir. Fizik bedeni duymadı, görmedi. Ruhu duydu, gördü. Ve ruhu bu kadar güzel bir meditasyon yaptırdı. Bir de şöyle düşün. Görseydi ne olacaktı? Görseydi, biz görsek hangimiz bolluk bereketle ilgili bu kadar etkili bir meditasyonu şöyle 7-8 dakikada yaptırabilecek güce sahibiz ki değiliz. Bizim fizik bedenimiz yeteri kadar sanatçı değil. Bizim ruhumuz sanat. Bizler bir şiir yazıyorsak, roman yazıyorsak, her türden eserler ortaya koyuyorsak, fizik bedenimiz sadece bir aracı. Asıl sanatçı, yani bizim bedenimizdeki asıl sanatçı bizim ruhumuz. Ruhuyla konuştu, ruhuyla bize anlattı. İşte Refik Korkmaz eğitimlerini aldığınızda fizik beden ne yapar, ruh beden nedir, bunu anlarsınız. Hani az önce gördünüz bir teyzemiz çıktı. Doğduğu günden beri sol gözü sadece ışık mı alıyordu? Karşısında insan mı var, araba mı var, ağaç mı var anlamıyordu. 2 dakikada gözünü açamıyordu. Bunlar neyle oluyor? Atlantis'ten getirdiğimiz bu bilgelikle. Sayın hocam elinize yüreğinize sağlık. Allah razı olsun sizden. Ve şimdi bu canlı yayını kapatıp hemen yeni bir canlı yayını açalım. Yine size kanallık ricasında bulunalım. Tamam mı? Tamam hocam. Elinize sağlık. Sağ ol. Bakalım takip ediyor musunuz? Nasılsınız Havva hocam? Tam da acaba efsane ötesi mi diyecek, Atlantis ötesi mi diyecek diye baktım. Şimdi canlı yayını açtığımızda sorarız.